Evet, merhabalar. Devirli gruplarla devam ediyoruz. Şimdi bir önermemiz var ilk önce. G bir grup olsun. H ile N de G'nin iki alt grubu olsun. O zaman H kesişim N kümesi G'nin bir alt grubudur. Çok basit göstermesi. Bu H kesişim N'den herhangi bir eleman aldığınızda hem iki eleman aldığınızda daha doğrusu hem H'de hem N'dedir. Yani şöyle bir elemanlar alsak biz. O zaman hem A hem de B hem H'nin elemanı hem de N'nin elemanıdır. Dolayısıyla H alt grup olduğu için bizim özelliğimizden dolayı A çarpı B üzeri eksi 1 de H'de, A çarpı B üzeri eksi 1 de N'de alt grup olduğu için burada. Aradaki bağlaç B olduğu için A çarpı B üzeri eksi 1 H kesişim N olacaktır. Dolayısıyla ne oldu? Herhangi bir eleman aldık, iki tane kesişim kümesinden. Dolayısıyla bu A çarpı B üzeri eksi 1'in de H kesişim N'de olduğunu gösterdik. Yani H kesişim N kümesi G'nin alt kümesidir. Daha genel bir ifadeyle bütün i indeksi üzerinden bütün H ileri düşünsek onların hepsinin ara kesiti de yine bir alt grup olur. Kanıtını yapmayacağım. Artık burada sadece bu AB yerine bu AB'yi nereden alacağız? HI kesişimleri kümesi üzerinden alacağız. Yani şöyle alacağız. Şu şöyle sevdiğim. Yapmayacağız dedik ama yapıyorum yine. Yani AB'yi şu kesişim kümesinden alacağız. Aynı mantıkla hepsine ait olacak bu AB'ler. H'lerin hepsine ait olacak. Dolayısıyla A üzeri B eksi 1'ler H'nin elemanı olacak. Dolayısıyla kesişimleri yine H'nin alt elemanı olacak. Şimdi bunu niye verdik? Şimdi bir tanımımız var da ondan. Bir tanım yapalım. G bir grup olsun. H de G'nin bir alt kümesi. Bakın dikkat edin. H bir alt küme. Bu kümeyi kapsayan yani H'yi üzerinde olup bu kümeyi kapsayan bir takım gruplar var. İşte bu grupların hepsinin ama tüm alt gruplarının ara kesit kümesi bir grup olup bu gruba M'nin ürettiği alt grup denir. Bu kavramla çok uğraşacağız. Halkalarda, vektör uzaylarında, cisimlerde bir eleman, bir kümenin ürettiği alt grup. Bu vektör uzaylarında baz olacak. Halkada farklı bir anlama bürünecek. Aslında aynı G'deki bu işleme göre, yani birinci işleme göre yine alt grup olacak. Dolayısıyla bu oldukça önemli bir kavram. Yani bir kümenin ürettiği alt grup demek, bu kümeyi kapsayan bütün alt grupların ara kesitine diyoruz. Şimdi bu H'nin elemanlarına H'nin üreteçleri ya da doğuranları ya da doğurayları denir. Tabii ki tanımı okuyunca böyle çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Yani hisleriniz nasıl bir şey olacağı konusunda bir fikir vermiyor ama şimdi bir örneklerle bunu çok daha rahat anlayabileceğiz. Şimdi önerme G bir grup olsun. M de G'nin bir alt kümesi olsun. Bu takdirde şimdi M boş küme olabilir ya da sadece birimi içerebilir. O zaman M kümesinin doğurduğu yani boş kümenin ya da bir tek elemandan oluşan, birimden oluşan M kümesini doğurduğu alt grup sadece birimden oluşur. M boştan farklıysa, eğer bu küme boş değilse, bir takım AI'lerden oluşacak. Yani şöyle A1, A2, nokta nokta gibi bir takım elemanlardan oluşsun. Son ne olsun bu? Nereye kadar gittik? R'ye kadar. Şimdi bunların her birinin bütün tam sayı kuvvetlerini alıyoruz. Yani A1'in bütün tam sayı kuvvetleri, A2'nin, AR'nin. Daha sonra da hepsini de çarpıyoruz. İşte bu küme M'nin ürettiği bir alt grup oluyor. Evet, örnekleri yapınca daha net anlayacağız. Şimdi M kümesi sadece 3'ten oluşan bir küme olsun.
Z'de toplamsal grup olsun. Şimdi 3 kümesinin ürettiği alt grup ya da 3 sayısının ürettiği alt grup ne anlama gelir? Öyle x'lerden oluşacak ki 3'ün tüm kuvvetlerinden oluşacak. Fakat dikkat ederseniz 3'ün kuvveti diyemiyorum çünkü bu toplamsal grup. Yani burada g üzeri n ne anlama geliyordu? N çarpı g anlamına geliyordu. Dolayısıyla 3'ün katlarından oluşan küme olacak. Dolayısıyla 3'ün ürettiği alt grup 3s'den başka bir şey olmayacaktır. Peki burada tekrar dikkatinizi çekelim. Bunun anlamı yani bir öncesine dönersek şuradaki a1 üzeri n1'ler aslında n1 a1'e. Şuradaki işlem de toplama olduğu için artı n2 a2 artı nokta nokta nr a r'ye dönüşmektedir. Eğer toplamsal grupsa bu. Şimdi bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer toplamsal grupsa. Evet. Şu Sn yanlış almışım. S3 permütasyonlar grubunu alalım. M kümemiz de sadece alfadan oluşsun. O da 1, 2, 3 permütasyon olsun. Bunu da biraz açıklayalım bu 1, 2, 3 permütasyonu nedir diye. Bu aslında yazılışı birazcık farklı. Şöyle aslında bu permütasyon 1'i 2'ye, 2 3'e, 3'ü de 1'e götüren permütasyon. Ama biz onu basit anlamda şöyle gösteriyoruz. Biz bunu böyle yazdığımızda aslında şunu anlıyoruz. 1 2'ye gitmiş, 2 3'e gitmiş, 3 de 1'e gitmiş. Bu permütasyon anlaşılıyor. Dolayısıyla bunun tüm kuvvetlerine bakalım. Yani bileşkeye göre tabii. Şimdi 1 2'ye gitti. Geldik buraya. 2 3'e gitti. Demek ki 1 3'e gidecek. Buraya bakıyoruz. 3 1'e gitti. 1 2'ye gitti. Demek ki 3 2'ye gidecek. Artık bir şey kalmadı. 3 en son 2 3'e gitti. 3 1'e gitti. Dolayısıyla 2 1'e gitmiş olacak. Yani bu alfa kare olacak. Alfa kare dediğim şey alfa bileşke alfa. Peki alfa küpe bakarsak 1 2'ye, 2 3'e, 3 1'e gidecek. Yani 1 1'e gidecek, 2 2'ye gidecek, 3 3'e gidecek. Yani I olacak. Yani birim fonksiyon olacak. Dolayısıyla elimizde birim fonksiyon alfa ve alfa kare var. İşte alfanın ürettiği alt grup S3 için de bu olacak böylece. Z2 kartezyen çarpım Z4'te toplamsal grubuna yer alalım. M kümemizde 1 0 ile 0 3 olsun. Şimdi tabii ki böyle bir şey verildiğinde hemen şuradaki birinci bileşenlerin Z2'nin elemanı, ikinci bileşenlerinin de Z4'ün elemanı olduğunu unutmayalım. Z2'miz 0 1'den oluşuyor. Z4'ümüz 0 1 2, 3'ten oluşuyor. Artık denklik sınıfı yazmıyorum. Çünkü burasındaki denklik sınıfları Z2 dediğim yani bir 2'nin katlarından oluşan bir küme, bir de 1'in katlarından oluşan bir küme. Buna baktığımda ise bu 4 parçaya ayırıyor. Biri 4'ün katları, 4'e bölündüğünde 1 kalanını verenler, 2 kalanını verenler, 3 kalanını verenler. Dolayısıyla aslında buralara şöyle üzerine çizgi çekmenin çok da fazla bir anlamı yok. Biz nasıl olsa bunun şunların elemanlarının Z4'te olduğunu biliyoruz. Şimdi ne demek bu kümenin ürettiği alt grup? Bu elemanlarının bir takım katlarının toplamı şeklinde yazılacak. Bütün NM değerlerini yazacağız. Şimdi N yerine değer verelim. N mesela 1 olsun ya da ikisini ilk önce 0 alalım. Her ikisi de 0 0 olsun. Çünkü N ve M tam sayı olmak üzere diyor. N M tam sayı ise ikisi de 0 olduğunda bir kere 0 0 burada. Yani birim zaten orada olacak. Onu biliyoruz. N 0 M 1 olsun. O zaman 0 3 orada. N 0 M 2 olsun. M2 olunca şurası 0, 2 kere 0, 0, 2 kere 3, 6. 6 yalnız Z4'te neye denk? 2'ye denk. O zaman
0,2 oldu. Yani şunun için 0,2 oldu. Peki N0, M3 için ne oldu? Ona bakalım. Burası yine 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. Neredeyiz? 4'te. 9 olunca 1 kalanını verdi. Yani bu oldu. Şimdi M4 için yine başa döneceğiz. Çünkü 4'ün katı gelince şu da 0 olacak tekrar. N0 M3 için tekrar başa döneceğiz. Bu burada bir döngüye girmiş olacak. O halde şöyle gidelim. Şimdi N'i 1, M'yi 0 alalım. N'yi 1, M'yi 0 alırsak bir kere 1 0 da orada. Peki N'yi 1, M'yi 1 alalım. 1 0 ile 0 3'ü topladığımızda 1 3 olduğunu görüyoruz. Ondan sonra N1, M2 alalım. Yani bir başka deyişle 1 0'la şu elemanı toplayacağız. Şunu. Çünkü M2 olunca şuna denk oluyordu. 1 0'la bunu toplarsak eğer 1 2 mi olacak? 1 0'la 0 2. Evet. 1 2 olacak. Sonra N1 için M3. M3 şuydu. Değil mi? Yani M3 için buydu. N'ye de 1 verirsek, bunu toplarsak M3 neydi? 0 1'di. Şunu toplarsak 1 1. Evet, bitti galiba. Neden bitti? Çünkü N'ye 2 verirsek yine bunların aynılarını döndürecek. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemanlı. Böylece bu ta kendisini üretti. Yani Z2 çarpı Z4'ü üretti. Hangi elemanlar üretti? 1, 0, virgül 0, 3. Bunu şöyle de yazabiliyoruz. Yani küme işareti içinde de yazabiliriz. Şöyle de yazabiliriz. Bu iki eleman Z2, Z4'ün tamamını üretti. Bir takım katlarının toplamı şeklinde üretti. Şimdi bu size şöyle diyeyim isterseniz bunu belki de R karede vektör uzayı gibi düşündüğünüzde R karenin şu küme 1 0 0 1 kümesi aslında bütün x vektörlerini üretir değil mi? Yani x çarpı 1 0 artı y çarpı 0 1 yazdığımızda eğer şu bu u vektörü diyelim isterseniz buna u vektörü eğer x y ise mutlaka 1 0 0 1 tarafından üretilir. Yani bu kümenin ürettiği uzay R karedir. Böyle düşünebilirsiniz. Mesela burada kullanacağız biz. Bu toplamsal gruptur çünkü R karede. Peki her zaman böyle iki eleman alsam ben bunun ürettiği grup hep Z2, Z4'ü üretir mi? Üretir mi? Üretmez. Mesela bir örnek alalım. 0, 0 ve 1, 1 alalım. Bu aynı şekilde n 0 0 artı n 1 1'e bakalım. N yerine 0, m yerine 1 koyduğumuzda kümemiz 1 1 olacaktır. Ha, ikisine de 0 verirsek 0 0 olacak tabii. Onu da yazalım. N 0, m 0 için. N 0, m 1 için ne olacaktır? M 2 için ne olacaktır? 0 4 olacaktır. Değil mi? Yok. 2 2. Özür dilerim. Ben ötekine gitti aklım yine. Kontrol P. Şimdi şunun iki katını aldık. 2 2 oldu. Peki N0 M burada ben eksik yazmışım değil mi? 3 şunu değiştirmiştim ama evet. M3 için ne olacak? 3 3 olacak. Evet. N1 için artık 4 yazmıyorum çünkü 0 0'a geri dönüyor. N1 M1 için ne olacak? 1 1 aldığımda ikisini de 1 aldığımda şu ikisini topluyoruz. Tekrar neye dönüşüyor? 0 0 artı 1 1 yani 1 1'e dönüşüyor. N 2 aldığımda bu hep 0 olduğu için
Sadece ve sadece şu 1-1, 0-0, 2-2 ve 3-3'ü üretecek. Şu 2, şu da 3 arkadaşlar. Bunları ben yanlış yazmışım. Bir öncekinden kopyalayıp yapıştırdığım için sanırım öyle geldi. Evet. Ne artık 2 zaten alamıyorduk. Dolayısıyla 0-0-0-1-1-1 bu 0-1-2-3. Yani bir başka deyişle şu 0-0'ı düşünmezsek 1-1'in katlarından oluşuyor. Hani buna lineer bağımlılık da diyorduk, değil mi? Ve bütün kümeyi üretmedi bakın. Z2, Z4'ü üretmedi. Bu küme sadece 0-0-1-1-2-2 ve 3-3'ün olduğu bir alt grup üretti. Bu alt grup mu peki? Evet. Çünkü bu ikisini toplarsak 1-1 yapıyor. Şu ikisini toplarsak 3-3 yapıyor. Sıfırı zaten almıyorum. Onları toplarsak etkisiz eleman oluyor. Gerçekten bu Z2, Z4'ün bir alt grubu ama grubun kendisini üretmedi bakın. Evet, Z yıldız 15 çarpımsal grubu. Şimdi burada hep bir yanılgıya düşüyoruz. Bu 15 sıfır hariç 15 demek değil. 15 Z15'te sadece sıfır atmak değil. Şu Z15 yıldız 15 ile aralarında asal olan tüm denklik sınıfları. Tekrar söylüyorum. 15 ile bu ne aralarında asal olacak. Çünkü eğer asal olmazsa çarpmaya göre grup olmaz. Mesela diyelim ki 3 olsaydı 15 ile arasında asal değil bakın. 3 ile siz neyi çarparsanız 1 yapar. Yani bir birim eleman birdi. X'in tersini 3'ün tersini Z15'te bulamazsınız. Dolayısıyla bu 3 ile 15 aralarında asal değilse o zaman çarpımda bir grup oluşturamıyoruz. Nasıl grup oluşturuluyor? 15 ile aralarında asal olanları seçersem o zaman bir grup oluşturuyor. Yani burada bir anlaşma yapalım. Peki sadece 2'nin ürettiği alt gruba bakacağız. Yani şu kümenin ürettiği alt gruba. 2'nin birinci kuvveti 2. 2'nin karesi 4. 2'nin kübü 8. 2 üzeri 4, 16. Mod 15'te olduğumuza göre 1. Bakın bir döngüye girdi. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8 gitti. O zaman 2'nin doğurduğu alt grup 1, 2, 4 ve 8 olacaktır. Bu Z15 yıldızın bir alt grubu. Peki. Aynı grupta 2, 7 alalım. O zaman 2 üzeri n, 7 üzeri m gibi tüm elemanlarını çarpmamız gerekiyor. Şimdi 2'nin ürettiği bu. 7'nin ürettiği bu. O zaman bunun elemanlarını çarpınca grubun tümünün ürettiğini bulacağız. Peki çarptığımızda gerçekten 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 yani M kümesinin kendisini ürettiğini görüyoruz. Yani bu Z15 yıldız iki eleman tarafından üretiliyor diyebiliriz. Bunlardan birisi 2, diğeri 2, 7. Tek eleman tarafından üretilemedi. Dikkat ederseniz bir tane eleman alınca Z15'in tamamını üretemedik. Q yıldız sıfır hariç rasyonel sayılar kümesi. Şimdi ben birçok kaynakta şunu görüyorum. Burada sadece yıldız yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Sonra siz bunu karıştırıyorsunuz bir şekilde. Aslında ÖABT'de eğer bu soru çıkarsa mutlaka şöyle yazıyor arkadaşlar. Yani bunun anlamını size söylüyor. Bunu unutmayın. Şimdi bir önceki örnekte de şöyle yapmaz yani sadece Z yıldız 15 demez size. Mutlaka bu Z yıldızla kastettiği şeyi yazar diye umuyorum, düşünüyorum yani öyle olduğunu. Evet bu kolay zaten. Q'nun bütün kuvvetlerini yazıyoruz. Bütün tam sayı kuvvetlerini. Q üzeri eksi 2, Q üzeri eksi 1, Q üzeri 0 yani 1, Q üzeri 1. İşte Q'nun doğurduğu alt grup. Q'nun her türlü kuvvetini siz birbiriyle çarptığınızda tabii ki Q'nun yeni bir kuvvetini elde edeceksiniz. Yani bu kümenin ürettiği alt grup
Q'nun kuvvetlerinden oluşuyor. QE toplamsal grubu ele alalım. QE dediği şey ne? Katsayıları rasyonel sayı olacak diyor. I de i kare eksi 1 olmak üzere sanal birim. I'nin ürettiği alt gruba baktığımızda 1, i, eksi 1 ve eksi i'den oluşuyor. Gerçekten QE'nin bir alt grubu bu. Evet, bir kümenin doğurduğu alt grup kavramını sanırım anladık. Yani sizde bir M kümesi varsa, bu M kümesinin bütün elemanlarını, ama bütün elemanlarını şöyle yazayım. Öyle bütün kuvvetlerini, kaç tane kuvveti varsa bütün kuvvetlerini alıp onları hepsine işleme tabi tuttuğumuzda böyle bir takım BI'ler oluşuyor. B1, B2 yani bütün hepsini tarıyoruz. Bütün hepsini. Dolayısıyla bu kümenin oluşturduğu alt grup olmuş oluyor M. Şimdi bazı gruplar tek bir eleman tarafından üretilebiliyor. Yani bir elemanın kuvveti şeklinde yazılabiliyor. Şimdi bu farkı tanımlayacağız. İşte bizim şu anda geldik devirli gruba. Bir G grubu verilsin. Eğer G grubu şu olacak şekilde tek bir G gibi bir eleman tarafından üretiliyorsa G grubunu biz devirli grup diyoruz. Evet. Lütfen tanımı iyi anlayalım. G'nin bütün elemanları G üzeri N şeklinde yazılabiliyorsa G'ye devirli grup denir. Bir başka deyişle bu şu oluyor. G'nin ürettiği grup, yani şunun ürettiği alt grup G'nin ta kendisi olacak. Bir eleman olacak. İki eleman değil, üç eleman değil, bir eleman. Tek bir elemandan oluşacak yani. Tabii ki bu arada şunu da hemen söyleyelim. Her seferinde söylüyorum. Çünkü en fazla karıştırdığınız şey o. Grup toplamsal ise burada G üzeri N, N çarpı G şeklinde. Bunu bir daha hatırlatalım. Şimdi örneklere geçelim. İlk yaptığımız örnek, en basit örnek Z artı grubu. Mesela bir Z'nin bir üreticidir. Neden? Çünkü her N tam sayısı, her N tam sayısı N çarpı 1 şeklinde yazılabilir. Yani birim bir takım katı şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla 1 Z'yi üreten bir elemandır. Dolayısıyla 1'in kuvveti değil bakın. Çünkü toplamsal grup N çarpı 1 anlamına geliyor. O zaman Z'yi 1 üretiyor. O zaman bu bir devirli grup. İlk aklınıza gelebilecek değişmeli, devirli ilk grup bu olsun. Zn grubu n'ye bölündüğünde ayrı ayrı denklik sınıflarını ayırıyordu. Hemen onu tekrar tekrar hep söylüyorum. N'ye bölündüğünde sıfır kalanları bir arada, bir kalanını verenler bir arada, iki kalanını verenler bir arada, nokta nokta n-1 kalanını verenler bir arada. Zn dediğimiz şey aslında bu. Hani şunu şöyle de yazabilirdim. Fakat artık biz şöyle bir gruptan söz ettiğimizde, yani şuraya şunu yazmamıza çok da gerek yok. Çünkü biz anlıyoruz artık onun bir denklik sınıfı ürettiğini. Peki neden öyle? Herhangi bir m eleman zn alsak, o m çarpı 1'dir değil mi? Dolayısıyla 1 bütün zn'i üretir. Demek ki bu da bir devirli grupmuş. Şimdi z2, z4 artı grubu devirli midir? Yani tüm elemanları şu şekilde sadece bir tane x'ye alsam, bu x'yeleri n'le çarpsam bu şekilde yazılabilir mi? Hemen bakalım. N 0 olsa 0 x'yeden 0, 0. Buradaki 0 denklik sınıfı, şunun denklik sıfırı. Şuradaki 0 da bunun sıfırı. Artık ayrı ayrı söylemeyeceğim ama. 1 xy, tamam, bu xy'yi üretti. Peki artık
Bunu 2 ile çarpsam, pardon, 2 ile çarpsak ne oluyor? Şurası yine 0, burası 2y oluyor. Öyle değil mi? 2y. Eğer y 1 ise 2'ye eşit ama 2 ise 0 eşit olacak. Yani şuradan ya 0 0 gelecek ya da 0 2 gelecek. Başka bir şey olamayacak. Peki 3 ile xy'yi çarpsak 3xy 3 zaten mod 2'de 1'e denk yani x virgül 3y gelecek şuradan. Şimdi y yerine 1, x yerine 1 yazarsak ya 1, 3 olacak. Değil mi? Yani 0 olursa pardon şöyle yapalım. Niye biz bunu böyle anlattık ki? Bir tane örnek alsaydık daha iyiydi. Ha? Yani şu üretiyor mu bütün grubu? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Mesela ne alalım xy yerine? 1, 1 alalım. Bunun bütün katları 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 üretecek. Peki 1, 2 alsaydık eğer 2 ile çarptığımda 0, 0 olduğunu görüyorsunuz. 1 ile çarptığımda 1, 2 olduğunu görüyorsunuz. 3 ile çarptığımda 1, 3 ile çarpıyorum bu 1, 2. 2 kere 3, 6. 6 mod 4'te 2'ye denk. Yine 1, 2'ye dönüştü bakın. 4 katını aldığımda 0, 0'a dönüştü. Yani kısaca bu sadece bu oldu. Biraz acele ediyorum. Sonra da mesela ne alsak? 1, 3 elemanı var mesela. Bunun katlarını alsak 0 katını aldığımda 0 0. Yani şunun hepsini çarpıyorum artık. 1 ile çarpınca 1 3. 2 ile çarpınca şurası 0. 2 kere 3 6. 6 Z4'te 2'ye denk 0 2 oldu. Peki 3 katını aldığımda 3 kere 3 9 1. Şurası da 1. 1 1 oldu. Peki 4 katını aldığımda şurası 0, şurası 0. Yani 0 0'a geri döndü. 5 katını aldığımda yine 1 3'e denk gelecek vesaire. O zaman 1 3 de bunu doğurdu. Şimdi arkadaşlar bunların hepsine baktığımızda yani şöyle 0 1, 0 2 bunların hiçbirinin Z2 kartezyen çarpım Z4'ü üretmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir eleman tarafından yani bir tane XY tarafından üretilemeyecek. Yani öyle bir tane XY yok ki böyle bulamıyoruz ki XY'nin tüm katlarını aldığımda bu grubu üretsin. Ya en azından bunun elemanları böyle bir döngüye giriyor. 4 eleman sonra, bazen 2 eleman sonra. Yani bir türlü 8 tane elemanı üretmiyor. 8 tane elemanı üreten bir şey bulmuştuk ama 2 elemanlıydı o. 2 tane eleman üretmişti onu. Şimdilik bunu böyle geçelim. Yani Z2 kartezyen çarpım Z4 grubu, devirli grup olmadı. Sonra bunun devirli olması için bir şart da bulacağız. Evet. S3 bileşke grubu devirli midir? Şimdi bu S3 elemanının kümesin elemanlarını bir açık açık yazalım. Burada I dediğimiz şey birim fonksiyon. Anlamı 1, 1'e, 2, 2'ye, 3, 3'e gidiyor. Alfa 1, 2'ye giderken 2, 3'e, 3'te 1'e gidiyor. Onun şöyle yazılacağını biliyoruz biz. Alfa kare 1'i 3'e, 3'ü 2'ye, 2'yi 1'e. Anlamı şöyle, onu da söyleyelim. Şimdi 1, 2'ye gitsin ama 3, 3'e gitsin. Bunlar hep 1'e 1 fonksiyon. 1, 2'ye gitsin, 2, 3'e gitsin, 3, 2'ye gitsin ama 1 de 1'e gitsin. O da bu fonksiyon, o da en sonunda şu fonksiyon. Yani S3 aslında
Şunlardan oluştu. 1 alfa alfa kare beta gamma teta'dan oluştu. Alfa 1 2 3, alfa kare 1 3 2, beta 1 2, gamma 2 3, teta da 1 3. S3 grubu aslında bu. Peki işlem tablosunu yapalım. Bütün ben sizin için bunu yaptım. Şimdi şu köşegen elemanına bakalım onun. Bakın değişmeli olmadığını görüyoruz. O zaman S3 bileşke işlemine göre değişmeli değil. Evet, çünkü değişmeli olsaydı şunlar simetrik olurdu, değil mi? Beta bakın teta var burada. Şu teta zaten o simetrik olacak da. Mesela şurası gama, burası beta, burası gama, burası beta. Halbuki değişmeli ise simetrik olacak. Peki I'nın ürettiği yani birimin ürettiği alt grup kendisi zaten. Alfanın ürettiği alt grup bu. Betanın ürettiği bu. Gamanın ve tetanın ürettiği bunlar. Bakın dikkat ederseniz bütün elemanları seçtim. Ama hiçbiri S3'ün tamamını üretmedi. Demek ki S3 grubu devirli grup değildir. Evet, bir grubun mertebesi ne demek? Grup sonlu elemanlıysa Y'nin eleman sayısına grubun mertebesi denir. Sonsuzsa da denir de biz burada sonlu elemanlarda genellikle mertebeyi kullanıyoruz. Onun için öyle söyledim. Yani eğer sonlu elemanlı değilse mertebesi sonsuzlukta da denebiliyor yani. Ve şu sembolle gösteriyoruz onu. G alt grubunun şu bir alt grupta unutmayın bir G eleman tarafından üretiliyor. Bunun eleman sayısına G'nin mertebesi deniyor. Ve şu sembolle gösteriliyor. Ya bu çok mu önemli? Şunu yanlış yazmışım. Şu şurada olacak. Çok mu önemli? Hayır. Değişik kaynaklar farklı semboller kullanıyor. Aslında yaygın olanı bu ama ÖAVT sınavında bunu açıklar size. Açık bir şekilde bunun mertebesi der yani. Ya da hiçbir şey yazmaz. İşte bir elemanın mertebesi aşağıdakilerden hangisidir gibi bir şey sorar. O ne demekmiş? Bir G o elemanın doğurduğu yani onun bütün kuvvetlerinin oluşturduğu kümenin eleman sayısına denirmiş. Başka bir tanım daha verilebilir. G eleman G için G üzeri N eşittir E olacak şekilde en küçük pozitif yalnız burası önemli. N sayısına G elemanın mertebesi denir. Peki bu her zaman böyle bir mertebe bulunabilir mi? Mesela şöyle bir şey sorsam size. Z artı grubunun iki elemanının mertebesi nedir? Şimdi iki tanımı onun için yaptım size. Bazen bu kullanışlı olacak, bazen bu. Şimdi iki elemanının öyle katını alacağız ki bir çıkacak. Bu mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? Evet. O zaman bu iki elemanını pardon. Şöyle olacak böyle olacak şekilde en küçük eleman, bir pozitif eleman bulamıyoruz. Peki o zaman bunun mertebesi sonsuzdur. Zaten 2'nin doğurduğu alt gruba bakarsak bu neyi doğuruyordu? 2z'yi yani çift tam sayılar kümesini doğuruyordu. Şöyle artı eksi 4, artı eksi 2, 0, artı 2 falan böyle gidiyor. Şöyle eksileri daha önce yazmış olsaydık. Evet. Bütün tam sayılar çift tam sayıların kümesi. Dolayısıyla bunun eleman sayısı sonsuz olduğu için bu sonsuz elemanlı bir grup. Yani mertebesi sonsuz diyebiliriz. Evet, G sonlu bir grup ve G'nin eleman sayısı N olsun. G'nin mertebesi K ise diyor. Yani G'nin doğurduğu alt grup K elemanlıysa o mutlaka grubun bir bölenidir diyor. Tamam. Evet. G sonlu bir grup olsun.
H de G'nin bir alt kümesi olsun. Eğer her AB için A çarpı B H'de ise H G'nin bir alt grubudur diyor. Şimdi daha önce biz bunu nasıl görmüştük? Şöyle görmüştük, değil mi? Şimdiki bu teorem size daha da basitleştiriyor olayı. Eğer bu grup diyor sonluysa, o zaman B üzeri eksi 1 çarpı A'ya bile bakmanıza gerek yok. A çarpı B, yani sadece kapalı olduğunu görmeniz alt grup olması için yeterlidir diyor. Evet, G grubu devirli ise G değişmelidir. Çok açık. Eğer bir G grubu devirli ise o zaman bütün elemanları G'nin bir takım kuvvetlerinden oluşacaktır. Bunların çarpımı da G üzeri K artı M. Bu da G üzeri M, G üzeri K. Yani her eleman yer değiştirebiliyor. Dolayısıyla değişmeli. Peki tersi doğru mu? Yani G değişmeliyse G grubu devirlidir. Bu her zaman doğru değil. Neden değil? Hemen aklınıza şu kartezyen çarpım gelsin. Toplamsal bir gruptu ve bir tek eleman tarafından üretilemiyordu. Halbuki bu grup değişmeli, değil mi? Z2, Z4. Bu grup değişmeli olduğu halde devirli değildir arkadaşlar. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Başka bir tane daha örnek yazayım. Z kartezyen çarpım Z ve toplama işlemi. Yani M virgül N'de toplama işlemi tanımlıyorum bir tane. Birinci bileşenle birinci bileşeni, ikinci bileşenle ikinci bileşeni topla. Hatırlayın, grup böyle iki tane farklı grup aldığımda onların kartezyen çarpımlarının da bir grup olduğunu dersin ilk başlarında söylemiştik. Dolayısıyla mesela burada herhangi bir tek bir eleman alsanız, değil mi? Mesela 1, 0. Bunun tüm katlarını oluşturursanız sadece burasını oluşturur. Ya da bir 3 elemanı alsanız, bütün katlarını oluşturursanız, yani sadece 1 3'ün doğrultusundaki her şeyi bulursunuz. Yani bir türlü bir eleman bütün hepsini üretemez. Ama iki eleman Z kartezyen çarpım Z'yi üretebilir. Biz devirli olmayan, değişmeli olan gruplara ya böyle bir örnek verebiliriz ya da şu daha basit. Z kartezyen çarpı Z artı, yani Z bir şu bir grubunda bu hiç tek bir eleman tarafından üretilemez. Vektör uzayı gibi düşünürseniz. Evet, çok önemli bir teorem, Lagrange teoremi. Bunun ispatını daha sonra yapacağız. Çünkü bir yan küme diye bir şey tanımlamamız lazım. Bir kümenin sol yan kümesi, sağ yan kümesi, normal alt grup gibi kavramlara ihtiyacımız var. Onun için şimdilik sadece sorularda kullanmak adına Lagrange teoreminin kendisine vereceğiz. İspatını sonra yapacağım. G grubu sonlu ve mertebesi n olsun. H eğer G'nin bir alt grubuysa H'nin eleman sayısı G'nin eleman sayısını böler. Yani G'nin eleman sayısı H'nin eleman sayısının bir katıdır diyor. Evet, bu Lagrange teoremi önemli. Böylece mesela şöyle bir şey yapsak. Mesela Z120 toplamsal grubunda H bir alt grupsa H'nin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman bu 120'nin eğer bir böleni değilse alt grup olamaz arkadaşlar. Evet, şimdiye kadar devirli grup kavramına baktık. Alt grubu öğrendik. Grup şartlarını nedir? Grup nedir, ne değildir ona baktık. Şimdi bir sonraki dersimizde bu şimdiye kadar öğrendiğimiz yerleri bir test edeceğiz. Bakalım ne kadar öğrendik, ne kadar öğrenmedik? Bir grup nedir? Devirli grup nedir? Alt grup nedir? Onun bir elemanın ürettiği alt grup nedir? Bir grubun mertebesi ya da bir elemanın mertebesi nedir? O tür sınavda çıkmış sorularla muhtemel çıkması sorular konusunda bir test yapacağız. Şimdilik hoşça kalın.